Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İndat. Yeni bir sızıntıyla sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi Xiaomi'nin Ultra serisi var ve artık yeni bir ultrayı da çok yakında göreceğiz. Yaklaşık olarak 18 Nisan'da görmüş olacağız. Tabii ki bu bir sızıntı ama 18 Nisan'da olacak. Neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Evet geçmişe baktığımızda Ultra serileriyle birlikte Xiaomi çok güzel işler yaptı. Özellikle Xiaomi'nin 10. yılını özel Xiaomi 10 Ultra çıktı ve sonrasında 11 Ultra, sonrasında 12S Ultra'yı gördük ki burada ilk defa layıkalı like bir cihazın tabii ki de 12S'te 12S, 12S Pro'yu da görmüştük ama Çin'de bunlar çok fazla ilgi görmediler ama 12S Ultra ile beraber kullanılan bir inçlik sensör Sony'nin IMX989 sensörüyle baya bir ilgi çekti. Zaten biz de incelemesine kıyaslamalarını yaptık. Onları da kanalda bulabilirsiniz. Ben de açıklamalar linkini ekleyeceğim ve kartlarda da bulabileceksiniz. 12S Ultra'nın incelemesini ve kıyaslamasını da koymuş da olacağım. Şimdi biz burada neyden bahsedeceğiz? Tabii ki de Xiaomi 13 Ultra'dan bahsedeceğiz. Çok güzel özellikleri var ve aslında beklentide de çok fazla yükselten özellikleri de bulunuyor. Hemen başlayalım aslında. Şimdi ilk başta işlem tarafından başlayacak olursam tabii ki Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini göreceğiz veya düşük bir olasılık olsa da Snapdragon 8 Plus Gen 2'yi de görebiliriz. İlk defa 8 Plus Gen 2'li bir telefonda olmuş olabilir ama ben çok fazla bir ihtimal vermiyorum. Yine Snapdragon 8 Gen 2 ile beraber Xiaomi 13 Ultra'yı göreceğiz bence diye düşünüyorum. Ekran tarafında ise 1440p'lik yani 2K'lık bir ekrana sahip olacak. Aslında diğer teknik özellikleri ise Xiaomi 13 Pro ile neredeyse çok benzer şekilde olacak ve kamera tarafına artık geçiş yapalım. Aslında önemli yenilikler burada yer alıyor. Şöyle bir olay oldu bildiğinizde gibi Xiaomi Leica ile işbirliği yaptıktan sonra birçok farklı cihaz piyasasını Dediğim gibi 12S'lerle beraber yani 12S, 12S Pro ve sonrasında 12S Ultra ile beraber şimdi ise 13 serisini global bir şekilde sundu ve şöyle bir şey olmuştu. Xiaomi'nin CEO'su burada lejyon bir açıklama yapmıştı. Hatta geçtiğimiz Ağustos ayında yani Ağustos 2022'de Xiaomi 13 Ultra yani bir sonraki Ultra telefonumuz globale açılacak demişti. Sonrasında Leica'nın yaptığı açıklama sonrasında kendisi de ben demiştim size söylemiştim şeklinde kendi tweetinde retweetleyerek bir alıntıda yapmış oldu. Ama tabii ki burada Leica'nın yaptığı açıklama var. Onu da sizlere okumak istiyorum. Mükemmel bir lensin geniş bir diyafram açıklığına, kompakt bir boyuta ve tüm odak uzaklığı aralığında yüksek bir görüntüleme performansına sahip olması gerektiğini inanıyoruz. Her iki ekibin ısrarlı çabaları sayesinde nihayet kullanıcılarımız da mobil fotoğrafçılıkta böylesine muhteşem bir deneyimi tadını çıkarabilirler. Xiaomi 13 Ultra bu başarıya ulaşıyor. Leica ve Xiaomi tarafından ortaklaşa tasarlanan ve dünya çapında piyasaya sürülecek olan bu harika ürünü duyurmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu ay görüşmek üzere şeklinde bir açıklaması vardı. Leica tarafının burada kendileri Twitter üzerinden bir açıklama yapmışlardı. Xiaomi de aynı açıklamayı burada allandırarak, bulandırarak bizlere söylemişti. Sonra da dediğim gibi Legion da bu açıklamayı yaptı. Şimdi burada önemli bir nokta şu. İlk defa ultra bir telefon Xiaomi tarafında global açılacak. Global açılması demek Türkiye'ye de bu cihazın gelebileceği anlamına taşıyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani ülkemizde Xiaomi'nin en üst tepesini görebiliriz ve aslında fark da yaratabiliriz yani en azından Samsung'un en tepesi olan S23 Ultra ile beraber iPhone 14 Pro Max'e de yarışabileceği anlamına geliyor tabii ki de. Ama tabii ki bu sene iPhone serisinde 15'te görürüz. Onda kıyaslamanın içerisinde almakta gerekiyor. Neyse devam ettiğimde sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki de kameranın konfigürasyonlarından bahsedeceğim. Burada güzel yenilikler var. ilk defa göreceğimiz olaylarda var tabii ki. Ana kameraya baktığımızda 50 megapiksellik yine IMX989 sensörümüz var. 1 inçlik sensörümüz OIS destekleyecek ve Huawei tarafında gördüğümüz değişken diyaframı da burada göreceğiz bu sensörle beraber. Yani f1.9 ile beraber f4.0 arasında değişken bir diyaframa sahip olacak. Bu ne demek oluyor? Tabii ki de düşük ışık koşullarında diyafram açarak veya kısarak da daha iyi bir fotoğraf, daha aydınlık fotoğraf ve doğal bokeh kısmında çok daha iyi işler başarabilen bir kamera olacağını da söyleyebiliriz. Sızıntı tarafında bir de şöyle bir şey var bu sensörle beraber gimbal OIS'i de bulunduracağı söylentileri de bulunuyor. Ben çok fazla buna inanmıyorum gimbal OIS'in olabileceğini, En azından 1 inçlik sensörle gimbal OIS olacağını ama olursa bayağı bir şaşıracağım ve gerçekten çok güçlü bir kamera karşımıza da çıkmış olacak. Sonra geniş açıya baktığımızda IMX 858 sensörümüz var ve 50 megapiksellik bir çözünürlüğümüz olacak. Sonrasında bir telefoto kameramız olacak. Bu da 3.2x optik bir zoom yapabilecek. OIS destekli olacak. Yine IMX 858 sensörü ve 50 megapiksellik bir çözünürlüğümüz olacak. Ve sonrasında dördüncü kameramız periskop zoom kameramız olacak ve 5x'te de burada fotoğraflar çekebileceğiz. Yine OIS'i destekleyecek. Yine 858 sensör olacak ve 50 megapiksel bir çözünürlük bizlere sunabilecek. Ve bu periskop kamerayla birlikte de 120x'e kadar da dijital zoom yapabileceğiz. İnanılmaz bir kamera konfigürasyonu bizleri bekliyor ve lazer otofokusu desteklerken burada Leica'nın dediğine göre sumikron lensi kullanacak ve sumikron lensinde en yeni teknolojisini kullanacağını da söyleyebiliriz. Burada çok ufak bir aslında nüansla söylemek istiyorum. Leica tarafında simikronla birlikte simülüks lensler de bulunuyor. Zaten bunu Cem abi sizlere anlatmıştı. Özellikle 13 Pro'nun 10 kare videosunda anlatmıştı. Simulux lensler simikrondan daha kaliteli lensler. Neden simikronu kullanıyor şu an bir tarafı ve Leica tarafı bilmiyorum ama demişti. Bence de keşke lüks serisi kullansa daha iyi olurdu. Çünkü Huawei tarafında Simulux lensler kullanılıyordu. Burada simikron lensler kullanılıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yani kamera tarafında 4 tane kameramız olacak. Hepsi de 50 megapiksellik bir kamera olacak ve inanılmaz speklere sahip olacağını da söyleyebiliriz. Peki Peki şimdi kamera tarafında bu kadar yenilikler varken aslında Fiyat tarafında neler olacak onlardan bahsedeyim. Bulduğum bilgilere göre şöyle versiyonlar olacak. 8 256'lık versiyon 12'ye 512'lik versiyon ve 16'ya 512'lik versiyon olarak dikkat çekiyor. 8 256'lık yani baz versiyonu burada 6.299 yuan'a yaklaşık olarak da 916 dolara tekabül eden bir fiyatla satışa çıkacak. Ama bir de şöyle bir şey var. Xiaomi 12s Ultra'da yaklaşık olarak 299 yuan daha fazla olarak satışa çıkacak. O da 44 dolara tekabül ettiğini de söyleyebilirim. Yani başlangıç versiyonu 12. Ultra'dan 44 dolar daha fazla olacakmış gibi duruyor. 12 512'lik versiyona geldiğimizde 6799 yuan ve yaklaşık olarak 988 dolara tekabül ediyor. En dolu versiyona baktığımızda 16'ya 512'lik versiyon 7499 yuan olurken yaklaşık olarak da 1090 dolara tekabül edeceği de burada konuşulanlar arasında. E tabi ki bu cihazlar globale çıktıktan sonra özellikle Avrupa fiyatlarına bakacak olursak bence en az üzerine 200 euro eklememiz gerekiyor bu fiyatların veya 200 dolar olarak söyleyelim. Yani en dolu versiyonu 1300 dolara en düşük versiyonun ise 1000 dolar civarlarında olacağını düşünüyorum. Ama bir de şöyle bir şey var Xiaomi 13 serisinin çıkışına baktığımızda Avrupa fiyatlarına onlar 1200 Euro'dan başlıyordu. Bu cihaza baktığında çok daha dolu bir cihaz olduğu için bence bunun çıkış fiyatı 1500 Euro bandında olabilir diye sizlere söyleyebilirim. Özellikle Xiaomi 13 Pro'nun Türkiye fiyatına baktığımızda özellikle yine 12-5.12'nin geldiğinde düşünürsek ve bu fiyatta 40 dolarlarına çıktığını düşünürsek de bu telefonun fiyatında 45.000 dolarlarına çıkabileceğini de hatırlatmakta fayda var ama tabii ki çıktığı zaman fiyatları tekrardan konuşuruz. E tabii ki bir de şöyle bir nokta daha bulunuyor onu da söylemeden geçmeyelim. Xiaomi üst seviye cihazlarını ülkemize getirmeyi seviyor. Özellikle 10, 11, 12, 13 serileri ülkemize geldi ama Redmi tarafına baktığımızda en son lansmana katıldığımız Redmi Note 12 serisinde 12 Pro Plus gelmedi. 12 Turbo modelleri gelmedi. Bu telefonda gelmeme olası olabilir ama dediğim gibi üst seviye telefonlarını Xiaomi ülkemize getirmeyi sevdiği için bu telefonda gelme olasılığı olabilir. Yüksek demiyorum. Düşük de demiyorum ama böyle bir olasılığın olduğunu sizlere hatırlatmakta fayda var. Edindiğim bir bilgiye göre de şöyle güzel bir özellik bulunuyor aslında. İyi mi diyeyim, kötü mü diyeyim onu da bilemiyorum aslında ama Xiaomi 13 Ultra'nın kamera donanımına baktığımızda şimdiye kadar piyasada sürülen tüm amiral gemileri arasında en yüksek maliyetli olan telefon olacak konuşuluyor. Yani bu da fiyatı arttıran bir nokta ve şöyle bir bilgi daha var. Şimdiye kadar satışa çıkan bir inçlik ana sensörlü telefonlar arasında Xiaomi bu satışların %70'ini karşılıyormuş. %70'ini oluşturuyormuş aslında. Yani Sony'nin en büyük müşterisi bir inçlik sensörlerde Xiaomi oluyor. %70'ini burada Xiaomi kendine almış gibi duruyor. Yani ileriki dönemlerde daha fazla bir inçlik sensörlü Xiaomi telefonları görmemizde içten bile değil bile diyebilirim sizlere. Böylece aslında ilk sınıfları sizlere göstermiş oldum. E tabii ki telefonun fotoğrafları da yayınlandı. Sizler video içerisinde görmüşsünüzdür. Birkaç tane burada render görselleri, kılıfın görselleri ve telefonun asıl beyaz versiyonu görüntüleri sizlerde olmuştur zaten. Bence gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle Avrupa'daki fiyatı ne olacak onu çok merak ediyorum. Telefonun performansından ve kamera performansından hiçbir şüphem olmadığını da ekleyebilirim. Sizler de Xiaomi 13 Ultra hakkındaki yorumlarınız varsa lütfen yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sizler bu cihazı beğendiniz mi? Ülkemize geldiği fiyatta 45 bin bandında olsa tercih eder misiniz? Onu da lütfen yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.